yapılmış olan bu menfur saldırıdan sonra hem siyasetin, hem sivil toplum kuruluşlarının, hem kamuoyunun bir araya gelmiş olması, sadece Türk toplumunun çok büyük bir şekilde bir dayanışma göstermesi değil, aynı zamanda Alman toplumunun da bu dayanışmanın bir parçası olması, değişik siyasi partilerin bugün burada bulunması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen konsolosluğumuzun burada bulunması, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen konsolosluğumuzun burada bulunmuş olması, şahsımın yine AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak burada bulunmuş olması, yapılmış olan tüm bu saldırılara karşı insanlık olarak duruşumuzu göstermemiz anlamında son derece kıymetliydi. 1961 yılında başlayan bu iş göçü anlaşması ile birlikte Avrupa'ya gelmiş olan insanımızın artık geleceği adına vatan kabul etmiş olduğu bu toplumlarda, bu topraklarda mezarlıklarının bulunmuş olması, burayı vatan kabul ettiğimizin bir kez daha göstergesi. Yapılmış olan bu tür saldırılara karşı ortak dayanışmamızı, demokrasiye karşı yapılan bu saldırıya karşı ortak dayanışmamızı önümüzdeki süreç içerisinde göstermeye devam edeceğimize inanıyorum. Türk toplumunun birliğine, beraberliğine ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha göstermesi anlamında bugün vatandaşlarımızın bir araya gelmiş olması son derece kıymetliydi. Allah tekrar böyle bir imtihandan toplumumuzu korusun. Bu tür saldırıların son bulması için de önümüzdeki süreç içerisinde sivil toplum olarak, siyaset olarak muhakkak daha etkin önlemler alınması gerektiğini ifade ediyorum. Bir kez daha böyle bir saldırının son olması temennisiyle, arzusuyla konuşmamı tamamlamak istiyorum. Hayırlı günler diliyorum.